İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devleti Başkanı'nın kararnamesi ile özverili vatandaşlara Boğoslu Baratlı madalya takdim edilecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan 10 Mart'ta çevrim içi bir konferans düzenleyecek. Artsakh'ta mayın temizleme bugün Stepanakert dahil tüm bölgelerde devam ediyor. Ermeni Düşüncesi adlı programın konukları Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve etnografik dans uzmanı Gagik Ginosyan'dır. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da benzeri görülmemiş maden rezervleri keşfedildi. Batı Ermenistan'ın Malatya'da iki yeni mağara keşfedildi. Batı Ermenistan'da kültür, minyatür resim. Ermenistan Cumhuriyeti kültürel zenginliğiyle Şarjah Miras Günleri Festivali'ne katılacak. Değerli vatandaşlar ve sevgili soydaşlarımız, memnuniyetle sizlere bildiriyoruz ki Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde imzalanan 91 sayılı kararnameye göre bundan böyle özverili vatandaşlar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Askeri Surhaç Kılıç Haç nişanından başka Boğuslu Baratlı siviller için öngörülen nişana layık görülecek. Bu madalya aktif katılımları ve özverili tavırla Batı Ermenistan'ın kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunan ve özellikle kültür, diplomasi, spor ve diğer alanlarda faaliyet gösteren vatandaşlara layık görülecektir. Askeri Surhaç Kılıç Haç madalyasının vatanı korumanın kutsal işine büyük bir özveri ve vatanseverlik ile katılan askerlere, gönüllülere ve subaylara verilmekte olduğunu belirtelim. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan 10 Mart'ta Ermenistan Cumhuriyeti saatiyle 22.30'da Fransa saatiyle 19.30'da General Antranik Ozanyan 157. doğum yıldönümü konulu Fransızca çevrim içi konferansın 4. toplantısını Zoom'da gerçekleştirecek. Konferansın ana konusu Ermeni Kurtuluş Hareketi önderlerinden fedai General Antranik Ozanyan'ın 157. doğum günüdür. Konferansta mevcut durumda eksikliği hissedilen askeri liderin faaliyetlerine ve Ermeni Kurtuluş Hareketi'ndeki rolüne değinilecek. Durumu aydınlatmak için belirli çözümler sunulacak. Katılmak için aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz. Artsakh İçişleri Bakanlığı Devlet Acil Servisi'nin mayın temizleme grupları 27 Eylül 2020'den bugüne kadar Cumhuriyet topraklarını patlamamış mühimmattan temizleyerek günlük mühendislik keşif çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Bulunan ve hayati tehlike arz eden mühimmatın imhası bugün Stepanakert civarındaki tüm bölgelerde gerçekleştirilecek. Mayın temizleyiciler tarafından yapılan çalışmalar sayesinde savaştan sonra geçen yıl sivil nüfus arasında yalnızca bir mayın patlama vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. Bu olayda can kaybı ve yaralılar mevcut değil. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'de Roza Kaçetsi'nin önerdiği Ermeni Düşüncesi adlı programın ilk yayınına Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hay Campa adlı Ermeni dövüş sanatı ustası Armenak Abrahamyan ve etnografik dans uzmanı Gagik Ginosyan katıldı. Program çerçevesinde orduda milli dansı ve dövüş sanatlarını tanıtma imkanı ve bundan beklenen sonuçlar tartışıldı. Ginosyan, askerlerin fiziksel ve psikolojik eğitiminden bahsederek milli dansların savaş alanında birleşmeye, tek bir sistem gibi davranmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. 44 günlük savaşın akıbetinden ve esir düşme vakalarından bahseden Devlet Başkanı Abrahamyan, günlük yaşam biçiminin ne tür bir direniş gösterebileceğini belirlediğini vurguladı. Gerçekten de savaş yalnızca hazırlıklı gidilmesi gereken bir kutsal alandır. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinde en büyük maden rezervleri keşfedildi. Uzmanlara göre Harbert'in Sağırlı köyünün Kısa Bekir ve Seterli kesiminde bulunan bakır rezervlerinin piyasa değeri milyonlarca doları buluyor. Bu bölge altın, çinko ve kobalt bakımından daha zengindir. Batı Ermenistan hükümeti medeni dünyanın dikkatini gerçek mirasımız olan ancak başkasının kontrolüne geçen muazzam serveti yasa dışı olarak bizden çaldıklarının gerçekliğini bir kez daha açık ve şeffaf bir şekilde kanıtlayan bu adaletsizliğe çekmek istiyor.
Bu tarihi adaletsizlik daha ne kadar devam edecek? Batı Ermenistan'ın Malatya'da bir doğa fotoğrafçısı yaptığı son gezide iki ayrı karstik mağara buldu. Batı Ermenistanlı vatandaş Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlediği gezide iki yeni karstik mağara ile karşılaştı. Daha önce keşfedilmemiş mağaralardan birinin 50 metre uzunluğunda, diğer mağaranın ise 60 metre derinlikte olduğu belirtildi. Mağaralarda az da olsa sarkıt ve dikitler bulunuyor. Batı Ermenistan'da diğer dallar arasında minyatür resim de kültür alanında önemli bir yer almıştır. Ermeni minyatür resmi, üslup ve öğretim çeşitliliği ile ön plana çıkmaktadır. En çok minyatür resimleri İncil'lerde ve diğer ritüel dini konularda çizildi. Bize ulaşan ilk minyatür örnekleri 6. 7. yüzyıllardan geliyor. Kraliçe Mılke İnciri, Kars İncili, Trabzon İncili günümüze Bagratuni ve Arzuruni krallıkları zamanından ulaşmıştır. Minyatür resim Kilikya Ermenistan'ında benzeri görülmemiş yeni bir nitelik kazandı. Hem manastırlarda hem de sarayda seçilmiş el yazmaları toplanmıştır. Metzhaik, Büyük Ermenistan'ın bazı bölgelerindeki nispeten istikrarlı siyasi durum minyatür resminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ermenistan Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10-28 Mart günleri arasında gerçekleşecek olan Şarjah Miras Günleri adlı festivale katılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Şarjah sergisinde merkezi bir konuma sahip olacak. Standımızda tüm kültürümüz ve tarihimiz sergilenecek. Ayrıca müzik grupları da sahne alacak. Ermenistan Cumhuriyeti heyetinde yer alan Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü David Boğosyan, Şarjah Miras Enstitüsü ile bir işbirliği anlaşması imzalayacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size halk ve aşu şarkıları topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gatser İm Şugen adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.